Merhaba arkadaşlar. İlk olarak sizlere MATLAB programının kullanımından bahsedeceğim. MATLAB, Matrix laboratuvar kelimelerinden türetilmiş, daha çok matematiksel işlemler yaptırmaya yönelik tasarlanmış bir bilgisayar programıdır. MATLAB'ı çalıştırdığımızda karşımıza ana pencere gelir. Bu pencerede File, Edit, Debug, Paralel, Desktop, Window ve her ana başlıkları vardır. Bu başlıklar altında diğer Windows programlarında da olduğu gibi alışılagelmiş benzer işlemler yapılabilir. Command Window. Adından da anlaşılacağı gibi bu pencere komut penceresi olup MATLAB'ın en önemli penceresidir. Bu pencereden MATLAB ile ilgili komutları klavyeden girer, komutun işlemesini sağlamak için de Enter tuşuna basarız. Komutları girdiğimiz satır burayla başlar. Buraya da komut satırı denir. Tabii ki komut satırına MATLAB için anlamlı komutlar yazmalıyız. Örneğin, ne haber yazıp Enter tuşuna basarsak görmüş olduğumuz uyarıyı alıyoruz. Bu da ne haber adlı bir fonksiyon ya da değişkenin tanımlanmamış olduğu anlamına geliyor. Yine komut satırına ne haber eşittir tırnak içinde iyidir yazıp Enter tuşuna basarsak ekranda görmüş olduğumuz komutu verir. Örneğin A eşittir 3 yazıp Enter tuşuna basalım. B eşittir eksi 7 yazıp Enter tuşuna basalım. A çarpı B yazıp Enter tuşuna basarsak sırasıyla işlemlerin cevaplarını görmüş oluyoruz. Örneğin komut satırına CLC yazıp Enter tuşuna basarsak komut penceresine yazılan komutların tümü silinir. Command History. Bu pencere o ana kadar komut satırından gelen komutları gösterir. İstersek bunların birini fareyle seçer ya da birkaçını veya tümünü fare ve aşağı yukarı yön tuşları yardımıyla seçer ve Delete tuşuna basarak silebiliriz. Workspace. Komut satırından ya da çalıştırılan bir dosya ya da fonksiyon ile hafızada oluşturulan değişkenlerin adlarının, tiplerinin ve özelliklerin görüntülendiği penceredir. Bu alana da çalışma alanı denir. MATLAB'da matematiksel işlemler, birçok eylem, dört işlem ve matematiksel bazı işlemler yapabiliriz. Bunun için ya ilgili komutları komut penceresinden teker teker girerek veya ilgili komutları bir dosyaya yazıp o dosyayı çağırarak çalıştırabiliriz. İşlemleri yaptırırken sayıları reel sayı ya da karmaşık sayı olarak alabiliriz. Bunu şimdi örnekle gösterelim. Komut satırına 2 artı 3 yazalım. 24 eksi 3 çarpı parantez içinde 4 eksi 2 yazalım. Evet, Enter tuşuna bastığımızda görüyorsunuz arkadaşlar çözümünü. 12 eksi 12 bölü 6 çarpı 8 yazalım. 2'nin kübünü alalım. Parantez içinde 2 eksi 3'i parantezi kapatalım çarpı 4 parantez içinde tekrar 4 artı i yazalım parantezi kapatalım. Ve işlemimizin sonucunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sinüs parantez içinde 30 yazalım. Sinüs için sin yazıp parantez içinde 30 yazıyoruz. Görmüş olduğumuz değer. Şimdi sinüs için sin yazıp parantez içinde 30 çarpı pi bölü 180 yazıp parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastığımızda görmüş olduğumuz matematiksel işlemleri komut sırasından girip Enter tuşuna basarak sonuçları görebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin komut satırına sırasıyla A eşittir 5, B eşittir eksi 3, C için C eşittir A artı 3 çarpı B yazarsak görmüş olduğumuz işlemi yapmış oluyor. C'nin eksi 4 olduğunu gösteriyor bize. Şimdi yarıçapı 5 birim olan dairenin alanını bulmamız gerekiyor. Bunun için de R eşittir 5 yazıyoruz. Ve R'nin karesini alıyoruz. 25 yapıyor. Şimdi pi R kareden, şimdi pi R kareden pi çarpı R kare yapıyoruz. Evet, görmüş olduğumuz cevabı alıyoruz. Anahtar kelimeler için tüm programlama dillerinde olduğu gibi MATLAB'ın da özel anlam taşıyan bazı kelimeleri vardır. Bu kelimeler değişken olarak kullanılmazlar. Bu tür kelimelere anahtar kelime denir. Bu kelimelerin bir listesini almak için komut satırına iskeyword komutunu yazarak elde edebiliriz. Evet, görmüş olduğunuz komutlar. Sabitler, değişkenler ve metin karakterleri için MATLAB'da değişkenler büyük küçük harfe duyarlıdır. Bunu unutmamalıyız arkadaşlar. Değişkenlere değer atamak içinse örnekle devam edelim. Gösterelim size. Örnek olarak A eşittir bir işlemi için A adlı sayısal değişkenine bir sayısını atamış oluruz. A eşittir tırnak içinde İzmir işlemi içinse A adlı string değişkenine İzmir stringini atamış oluruz arkadaşlar. A eşittir 5 için B eşittir 7, C eşittir A artı B işlemleri sonucunda da A değişkenine 5, B değişkenine 7 ve C değişkenine A ve B değişkenlerinin değerleri toplam olan 12 sayısını atamış oluruz.
MATLAB'da bazı özel sabitler vardır. Bunların birkaçını örnek verecek olursak, sıfıra çok yakın bir sayı, yani epsilon, EPS yazıp Enter tuşuna basarsak, bu görmüş olduğumuz değeri alıyoruz arkadaşlar. Tanımlanabilen en küçük reel sayı içinse reel min yazıyoruz. Tanımlanabilen en büyük reel sayı içinse reel max yazıyoruz. Pi sayısı içinse karmaşık sayıların sanal birimi içinde i ve j yazıyoruz. Sonsuz için infinity yani inf yazıyoruz. Görmüş olduğumuz değer alıyor. Bilgisayarın tipi içinde computer yazıyoruz. MATLAB'ın sürümü içinde versiyon yazıyoruz. Görmüş olduğumuz değer alıyor. Evet, şu ana kadar sizlere MATLAB'ın ana işlemlerinden bahsettik. Diğer videolarımızı takip ederseniz daha kapsamlı bilgiler edinmiş olursunuz. Teşekkürler.